Masal keyfi. Herkese merhaba. Yeni bölümlerde ve yeni masallarda kullanmak için 2020 yılına ait yeni bebekler aldık. Sürpriz videoları yayınlamadan önce kutu açma videolarını yayınlayıp kutu açma işini bitirelim istedik. Siz de bunlardan satın almayı düşünüyorsanız ama hangisini alsam diye karar veremiyorsanız hadi gelin hep birlikte inceleyelim. Bugünkü bölümümüzde Barbie Fashionista 152 ve 138 numaralı Ken bebekleri inceleyeceğiz. Bunun dışında bir tane Prens Ken'imiz var, ayrıca Spiker Barbie'miz var ve fiyatı çok uygun olan Mayolu başka bir Barbie'miz var. Ken oyuncak bebeklerin diğer bebeklerden farkı var. Hiçbir şekilde iple kutuya bağlı değil, kutuyu açtığınız gibi çıkartıyorsunuz. Ayrıca desteksiz ayakta durabiliyorlar. Spiker Barbie, diğer Barbie'lerin aksine hafif kilolu bir Barbie. Kutuya 3 yerden bağlanmış, o yüzden açmak için makasa ihtiyacınız var. Ken bebekler gibi değil. Ve maalesef tek başına ayakta duramıyor. Ve sonuncu Barbie'miz de kıyafetleri ve aksesuarları çok olmadığı için iple bağlanmamış. Açtığımız gibi hemen alıyoruz. Bu bebek de tek başına kendi ayakları üstünde duramıyor. Saç rengi çok güzel, açık kahverengi. Üzerinde mayosu var, kıyafeti ve aksesuarları yok. Kolları çok acayip yumuşak bir plastikten yapılmış sanki. Bu şekilde kıvırabiliyorsunuz. Bacakları da kıvrılmıyor. Spiker Barbie'mize gelecek olursak eğer, koyu kahverengi saçları var. Elimde mikrofonum var. Mavi kolyesi var ve pembe elbisesi var. Kollarında ve bacaklarında eklem yok. Kol ve bacak hareketleri sınırlı. Krem rengi ayakkabıları var. Şimdi de prens kendimizi alalım. Masallarda prens olmazsa olmaz. O yüzden bizim için iyi bir bebek. Mavi ceketi var. Kot pantolonu var. Kot pantolonlu bir prens. Beyaz ayakkabıları var. Tacı çok sıkı şekilde sabitlenmiş. Tacını ayırmak için makasla kesmeniz gerekiyor. Taçsız halde bu şekilde. Hızlıca diğer kenimizi inceleyelim. Renkli kolsuz tişört var. Saçları uzun ve sanki jöleli gibi yapış yapış. Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Sanki kısa saçlı olsa daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Şöyle kestek ve Barbie dönüşümü yapsak sizce nasıl olur?
Siyah kot görünümlü kısa şortu var ve beyaz ayakkabıları var. Son kenimize geçelim. Aslında Fashionista 129 numaralı keni tercih ederdim. Çünkü tişörtü ve şortu çok daha güzel. Ama maalesef bu bebekler kapış kapış tükendiği için ancak bunu bulabildim. Üzerinde karpuz ananas resimleri olan mavi bir gömleği var. Pembe bir şortu var. Ve beyaz ayakkabıları var. Aksesuarı olan bir Fashionista gözlüğü var. Bu şekilde gözlüklü halini de görelim. Bu gözlüğü başka Barbie'lerde de kullanabilirsiniz. Bu ken bebeklerin kollarında ve bacaklarında eklem yok, o yüzden kıvıramıyorsunuz. Barbie Sonsuz Hareket bebeğindeki gibi vücudunda eklem olan ken bebekler de çıktı ama fiyatları da oldukça pahalı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerimizde Tokyo 2020 Barbie bebeğini, Chelsea'nin asansörle evine ve arkadaşlarını, son olarak da Barbie'nin rüya evinden Stacy'yi inceleyeceğiz. Daha sonra da yeni masallarla sizlerle birlikteyiz. Şimdilik hoşça kalın. Masal keyfi.